Hoş geldiniz efendim. Selamlar, hürmetler, dualar iletiyoruz dostlarımızın hepsine. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün de merdivende sorulardan bir gündem oluşturma gayretimiz var. Bize katılır mısınız? Vaktiniz varsa, gönlünüzde bir yer açabilirseniz şu güzel Ramazan günlerinde efendim sizinle yarışmak isteriz. Önce bekletmeden hemen bir dostumuzun davetine, bizim davetimize icabet eden bir dostumuzun hemen sesini duyalım. Mardin'e selam gönderelim. Mehmet Bey, Mehmet Ataç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Davetimize daha söylemeden icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. 10 sorumuz var sizinle birlikte düşünmek istediğimiz. İlk sorumuz 100 puanla başlıyoruz ve Mehmet Bey ilk sorumuz şöyle. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamanın hükmünü soruyoruz. Nedir? A. Vacip, B. Sünnet, C. Müstahap, D. Mekruh. B. Sünnet. Sünnettir. B şıkkı burada istenilen cevap olur dedi Mehmet Bey. Dikkatle. Hemen devam ediyoruz efendim. Şimdi ikinci sorumuz. Yine 100 puandayız ve soru şu. Kur'an'da borçlu darlık içinde ise alacaklıya öncelikle nasıl bir tavır sergilemesi tavsiye edilmiştir? A. Hakaret etmesi. B. Mühlet vermesi. C. Tahsil etmesi. D. Sıkıştırması. B. Mühlet vermesi. Mühlet vermesi burada duruma uygun olan cevap olur dedi Mehmet Bey. İkinci cevabımız doğru cevap. Üçüncü sorumuz efendim. 200 puandayız artık. Hangisi mide bağırsak hastalıklarını inceleyen tıp dalıdır? A. Nefroloji. B. Dermatoloji. C. Gastroenteroloji. D. Nöroloji. Süreye dikkat lütfen. Mide bağırsak hastalıkları. C. C. Gastroenteroloji burada doğru cevap olur dedi Mehmet Bey. Bakıyoruz efendim. Evet, bütün hastalara şifalar dualarıyla inşallah doğru bir cevap devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz şimdi ve 200 puandayız. Akabebiyatlarında Hazreti Peygamber hangi toplulukla görüşmüştür? A. Yesriplilerle, B. İranlılarla, C. Bizanslılarla, D. Yahudilerle. A. Yesriplilerle. Yesriplilerle görüşmüş idi Efendimiz akabiyatlarında dedi Mehmet Bey ve bu doğru cevaptan sonra 5. soruya geçiyoruz efendim. 5. sorumuz 300 puan. Cahiliye döneminde Bedevilerde ve Hadarilerde sosyal yapının temeli nedir? A. Hilf. B. Aile. C. Eyyamul Arap. D. Kabile. Süreye lütfen dikkat. C diyorum. C olabilir, Eyyamul Arap olabilir dedi Mehmet Bey. Bakıyoruz kabile aslında muhtemelen bildiğiniz bir cevaptı. Temel unsur olarak hayatlarında geçerli olan. Çok teşekkür ederiz efendim. Hürmetler, dualar gönderiyoruz. Ve Elazığ'a Ali Bey'in şahsında bir selam gönderelim. Ali Taşdemir. 0312 341 2040 bu arada telefon numaramız. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Ali Bey, 10 sorumuz var efendim. Sizinle düşünmek isteriz. 100 puanla başlıyoruz. Kolaydan zora doğru gideceğiz. İlk sorumuz merdiven için şöyle. Padişahlara mahsus büyük gösterişli çadırlara ne ad veriliyor? A. Cönk. B. Otağı. C. Taksat. D. Kevser. B. Otağı. Otağı denir. B şıkkı burada doğru cevap olur dedi Ali Bey. Ve dikkatli cevabından sonra şimdi ikinci sorumuzu hemen yönlendiriyoruz. İkinci sorumuz yine 100 puan. Dört büyük kitaptan birisi olan İncil hangi peygambere gönderilmiştir? A. Hazreti Musa. B. Hazreti İsa. C. Hazreti Adem. D. Hazreti Davud. B. Hazreti İsa. Hazreti İsa İncil'in gönderildiği peygamberdir dediniz ve doğru cevabınızdan sonra efendim şimdi 200 puanlık. İlk sorumuz üçüncü soru olarak geliyor. Hemen paylaşıyoruz. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç lapası hangisidir? A. Zerde. B. Muhallebi. C. Aşure. D. Keşkül. Mutfak kültürümüz. Baharatlar. Süreye lütfen dikkat. A. Zerde. Zerde olur burada cevabımız diyor Ali Bey. Bakıyoruz efendim zerde midir? Evet, dikkatli, güzel bir cevap. Şimdi dördüncü sorumuz efendim. 200 puanlık sorularımızın ikincisi. Ve soru şu, kurşun geçirmez yelek günümüzde ondan yapılmamasına rağmen hangi maddenin adıyla anılır? A. Kurşun. B. Demir. C. Çelik. D. Bakır. C. Çelik. C.
Çelik olur. C şıkkı burada doğru cevap dedi Ali Bey. Dikkatli bir cevaptı efendim. Şimdi 5. sorumuz. Artık 300 puandayız ve sorumuz da şöyle. İnsanların dünyadaki gayesini açıklayan "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" ayeti hangi surededir? A. Zariyat suresi, B. Hicr suresi, C. Secde suresi, D. Kasas suresi. Lütfen söyleyin. Zariyat suresi doğru cevap olur dedi Ali Bey. İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, doğru bir cevaptı efendim. Maşallah ve devam ediyoruz. Şimdi 6. sorumuz. 300 puandayız. Hac ve Umre'de yapılan sa'yın son bulması gereken tepe hangisidir? A. Sevr, B. Ebva, C. Merve, D. Safa. Soruya dikkat ve süreye de dikkat aynı zamanda. D. Safa. D. Safa olur cevabım dedi Ali Bey. Bakıyoruz efendim. Evet. Küçücük bir yanılmaca. Merve doğru cevap olacaktı. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Gaziantep'e dönelim. 0312 341 2040'ı hatırlattıktan sonra canlı yayın için telefon numaramız Merve Hanım, Merve Karakoç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Merve Hanım. 10 sorumuz var sizinle paylaşmak istediğimiz ve ilk sorumuz. Hemen yöneltiyoruz efendim, 100 puanla başladık. Adı geleneksel Türk gelinliklerinin kırmızı olmasından gelen narin bir çiçek ismi hangisidir? A. Gelincik, B. Küpe çiçeği, C. Karanfil, D. Gül. A. Gelincik. Gelincik olur bu dedi Merve Hanım. Doğru cevap A şıkkında mı? Bakalım birlikte doğru bir cevap ve ipuçlarını hemen değerlendirdiniz. Şimdi ikinci sorumuz efendim. İkinci sorumuzda 100 puan. Taka denildiğinde genellikle hangi denizde kullanılan tekne aklımıza gelir? A. Akdeniz, B. Marmara, C. Karadeniz, D. Ege. C. Karadeniz. Karadeniz olur. Taka deyince Karadeniz aklımıza düşer dedi Merve Hanım. Doğru. Ve şimdi üçüncü sorumuz efendim. Artık 200 puandayız. Ve üçüncü sorumuz şöyle. Lokman suresinde eğer yeryüzündeki ağaçlar, kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa neyin tükenmeyeceği bildiriliyor? A. Allah'ın sözleri, B. Şeytanlar, C. iyilikler, D. kötülükler. A. Allah'ın sözleri. Allah'ın sözleri olur dedi Merve Hanım. Doğru bir cevap efendim. Lokman suresine bir gönderme idi. Ve şimdi dördüncü sorumuz. 200 puandayız. Maymuncuk ne işe yarar? A. Muz soymaya, B. Kilit açmaya, C. Şirinlik yapmaya, D. Toz almaya. B. Kilit açmaya. Kilit açmaya yarar. Maymuncuk hayatımızda bu minvalde meşhur dediniz ve doğru bir cevap efendim. Şimdi 5. sorumuz. Bakalım 300 puandaki ilk sorumuza. Çocukluktan çıkıp erkeklik veya kadınlığa ermiş dini sorumlulukları olan aklı başında her Müslümana ne deniyor? A. Yetişkin, B. Mükellef, C. Ergen, D. Mücahit. B. Mükellef. Mükellef denilir. Buradaki istenilen kavram B şıkkında dedi Merve Hanım. Doğru bir şekilde. Şimdi 6. sorumuz efendim. 6. sorumuz ve 300 puan. Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistin'de hangi din mensupları yaşıyordu? A. Mecusiler, B. Sabiiler, C. Zerdüştler, D. Yahudiler. Süreyi. Yahudiler. Yahudiler D şıkkı. Burada doğru cevap olur dedi Merve Hanım. Dikkatli bir cevaptı ve şimdi efendim 7. sorumuzdayız. 7. sorumuz 400 puan. Hudeybiye Barış Antlaşması dönüşünde nazil olan hangi sure Hudeybiye Antlaşması'ndan bahseder? A. Rahman, B. Tevbe, C. Fetih, D. Bakara. C. Fetih. C şıkkı. Fetih suresi burada istenilen cevaptır dediniz. Dikkatli, güzel bir cevap ve 8. soruya geldik efendim. 8. sorumuzda 400 puan. Hangi peygambere bir evlat müjdelendiğinde alamet olarak 3 gün insanlarla konuşmama orucu kendisine emredilmiştir? A. Hazreti Zekeriya, B. Hazreti İdris, C. Hazreti Yakup, D. Hazreti İbrahim. A. Hazreti Zekeriya. Hazreti Zekeriya ile biliriz bunu dedi Merve Hanım. Doğru bir cevap efendim peygamberler tarihinden. Ve şimdi 9. sorumuz 500 puandayız artık. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinden sonra sahabelerin ihtiyacını gidermek için aldığı borcu hangi savaşın ganimetlerinden ödemiştir? A. Tebük ganimetleri, B.
Mute ganimetleri, C Hevazin ganimetleri, D Evtas ganimetleri. A Tebük ganimetleri. Tebük ganimetleri burada istediğimiz cevap olur dedi Merve Hanım. Bakıyoruz efendim. Hevazin olsa doğru olacaktı. Çok güzel gittiniz efendim. Yeniden bekleriz inşallah. Yol arkadaşlığınız için selamlar, dualar gönderiyoruz. Hatay'a bir selam verelim. Bekir Bey, Bekir Dönmez. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum Bekir Bey. Hayırlı akşamlar. Şimdi Hatay'ı bize yakın ettiniz efendim. Sizinle 10 soru düşünmek isteriz ve ilk sorumuz 100 puanla başlıyoruz. Ve sorumuz da şöyle, hangisi İslam'ın şartlarından biridir? A. Peygamberlere iman, B. Ahirete inanmak, C. Namaz kılmak, D. Meleklere inanmak. C. Namaz kılmak. Namaz kılmak, C şıkkı burada istenilen cevaptır dedi Bekir Bey dikkatle. Ve hemen ikinci sorumuz efendim. İkinci sorumuzda 100 puan malumunuz. Bakalım sorumuz nedir? İd ne anlama gelmektedir? A. Niyet, B. Zekat, C. Oruç, D. Bayram. D. Bayram. Bayram, İd ya da İd'in karşılığı olur dediniz. Doğru bir cevap. Ve şimdi üçüncü sorumuz. 200 puandayız artık. Yeni bir soru. Dağlarda yapılan yürüyüş sporuna ne deniyor? A. Upcycling, B. Trekking, C. Rafting, D. Skydiving. B. Trekking. Hangisi efendim? Bursa Trekking. Peki, B şıkkı Trekking dediniz. Bakıyoruz doğru bir cevap, dikkatli bir cevap. Şimdi dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz ve 200 puanla devam ediyoruz. Hangi peygambere suhuf gönderilmemiştir? A. Hazreti İlyas, B. Hazreti Adem, C. Hazreti Eşit, D. Hazreti İdris. Hazreti İdris denizi. Hazreti İdris D şıkkı burada istenilen cevap olur dedi Bekir Bey. Hazreti İlyas olsa ilk şıktaki cevap doğru olacaktı. Çok teşekkür ederim efendim. Bizimle birlikte düşündüğünüz dostlarımıza da sorularımızı ulaştırmaya vesile oldunuz. Adana'ya selam verelim. Ümit Bey, Ümit Sarı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Size de 10 sorumuz var efendim sizin için. İlk sorumuz 100 puanla başlıyoruz. Ve ilk sorumuz şöyle, herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kişilere ne deniyor? A. Fesat, B. Rakip, C. Atik, D. Çevik. B. Şıkkı rakip. Rakip denir, burada istediğimiz kavram rakiptir dedi Ümit Bey ve doğru ilk cevabımızdan sonra hemen ikinci sorumuz, yine 100 puanla devam ediyoruz efendim. Resulullah'ın en çok sevdiği amel az ama nasıl olan idi? A. Helal, B. Beğenilen, C. Sürekli, D. Çalışılan. A şıkkı helal. Helal olur dedi Ümit Bey. Evet, bakıyoruz şimdi cevabımız. Az ama sürekli hatırlatmasına özellikle bu hadise bir göndermeydi. Yoksa ifadelerin her birisi tabii ki Efendimizin bizlere tavsiyesidir. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar, hürmetler. 0312 341 20 40 sevgili dostlar telefon numaramız. Dostlarımızla şu anda artık teravih saatleri yavaş yavaş birçok bölgede geride kalmış, teravihler kılınmış, dinlenme, belki şöyle bir geceye hazırlanma, inşallah sahura hazırlanma, ertesi günün orucuna hazırlanma zamanında, vaktinde gönlünüzde bir yer açabilirseniz sizinle birlikte sorular düşünmek isteriz. Merdivendeki sorularımız, dostlarımızla tekrarlamak istediğimiz, üzerinden geçmek istediğimiz konular ya da birlikte bunu bir okuyalım, araştıralım, öğrenelim diye düşündüğümüz konular üzerinden genel kültürümüzü, şöyle bir temel İslami bilgilerimizi gözden geçirmeyle alakalı, Ramazan'a da çok yaraşır ve dostlarımızın da alakaları çok latif, her birine ayrı ayrı teşekkür edelim. Şırnak'a bir selam vereceğiz. Abdurrahim Gül Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olasın. Hayırlı akşamlar efendim. Şimdi Şırnak'a bize yakın ettiniz ve 10 sorumuz var. Sizinle düşünmek isteriz. Dostlarımız da inşallah bize eşlik edecek. 100 puanla başlıyoruz Abdurrahim Bey. Ve ilk sorumuz da şöyle. Sihirbazlık gösterisinde şapkadan genellikle hangi hayvan çıkar? A. Tavşan, B. Ördek, C. Papağan, D. Sincap. A. Tavşan. Tavşan çıkar. A şıkkı. Burada cevabımız A şıkkında dedi Abdurrahim Bey. Ve ilk cevabımızdan sonra ikinci sorumuz. Yine 100 puandayız. Ve ikinci sorumuz da şöyle. Hangisi insanların kıyamet günü hesap vermek üzere toplanacağı yerdir? A. Arafat, B. Mahşer, C. Cennet, D. Sırat.
B mahşer. Mahşer B şıkkı istediğimiz cevap olur burada dedi Abdurrahim Bey dikkatle ve devam ediyoruz efendim. Şimdi üçüncü sorumuz 200 puandayız artık ve hac ve umre ziyareti sırasında hacıların giydiği geniş ve dikişsiz elbiseye ne dendiğini soruyoruz. A ihram, B elbise, C hacılık, D cübbe. A ihram. İhram A şıkkı bizi hem o mekanlara götürür hem de doğru cevabı almış olduk efendim. Yeni bir soru, dördüncü sorumuz oluyor 200 puan. Allah'ın yoluna saf ve duru olarak kendini adayan kişilere Kur'an tabiri olarak ne ad veriliyor? A. Halim, B. Halis, C. Halife, D. Hanif. Süreye dikkat edelim. Allah'ın yoluna saf ve Hanif, D. Hanif. Hanif olur, D şıkkı burada istenilen cevaptır dediniz. Dikkatli, güzel bir cevaptı efendim. Beşinci sorumuzdayız artık. Ve beşinci soru, yeni bir soru. Bakalım 300 puanlık sorumuza. Marmara bölgesinin en yüksek dağı hangisidir? A. Erciyes Dağı, B. Hasan Dağı, C. Uludağ, D. Palandöken Dağı. C. Uludağ. Uludağ olur, C şıkkı burada diğerlerinden farklı, hemen doğru cevabı çağrıştırıyor dediniz. Ve şimdi bu cevaptan sonra altıncı sorumuzdayız efendim. 300 puan yine. Hangisi dünya sanatının zenginlikleri arasında sayılmaz? A. Camiler, B. Müzeler, C. Katedraller, D. Külliyeler. B. Müzeler. Müzeler olur, B şıkkı dedi. Bakıyoruz dikkatli cevabınıza maşallah efendim. Şimdi Abdurrahim Bey 7. sorumuza geçiyoruz artık. 7. sorumuzda 400 puandayız. Aşağıdaki verilen kavram çiftlerinden hangisinde zıtlık ilişkisi yoktur? A. Kıyam kade, B. Sahih butlan, C. Mesbuk lahik, D. Şuruk grup. Özellikle zıtlık ilişkisi arıyoruz. Süreye lütfen dikkat. A. Kıyam kade. Kıyam kade olur cevabımız dedi Abdurrahim Bey. Mesbuk lahik diye cevabı da birlikte takip ettik. Çok teşekkür ederim efendim yol arkadaşlığınız için, vakit ayırdığınız için. 0312 341 2040 telefon numaramız. Dostlarımızla merdivende yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel Ramazan akşamında efendim. Muş'tan Aydın Taş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Aydın Bey, 10 sorumuz var efendim. Sizinle düşünmek isteriz. Dostlarımıza da ulaştırıyoruz bu vesileyle. 100 puanlık ilk sorumuz. İyimserlik, iyi düşünmek, iyi yönleri görmeye çalışmak anlamlarına gelen kavramı soruyoruz. Hangisidir? A. Hüsnü zan, B. Merhamet, C. İstiğfar, D. Tevekkül. A. Hüsnü zan. Hüsnü zan olur bunun karşılığı diyor Aydın Bey. İlk dikkatli cevabımız efendim. Şimdi ikinci sorumuzdayız ve ikinci sorumuz yine 100 puanlık bir soru. Hazinelerinden karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden anlamına gelen esmayı soruyoruz size. Hangisidir? A. El-Vehhab, B. El-Gaffar, C. El-Cami, D. El-Muzil. A şıkkı El-Vehhab. El-Vehhab, A şıkkı bizi karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden manasına kavuşturduk. Ve şimdi üçüncü sorumuz efendim. Üçüncü sorumuz 200 puan. Hazreti Peygamber kaç kere evlat acısı yaşamıştır diye soruyoruz size. A 6, B 9, C 1, D 4. Evet, insan. A 6. A 6 olur dedi Aydın Bey. Doğru cevap. Evet, dikkatli, güzel bir cevap idi efendim. Ve şimdi yeni bir soru, dördüncü sorumuz, 200 puanla devam ediyoruz. Deniz filinin dişlerinden yapılan değerli tesbihe ne dendiğini soruyoruz. A. Naka, B. Nako, C. Yaka, D. Taka. Bir alan bilgisi, lütfen dikkat, süreye dikkat. Deniz filinin dişlerinden yapılan değerli tesbih. A. Naka. Naka olur dedi. Bakıyorum cevabı yetişti mi dostumuzun? Evet. Evet. Zaman, evet, zamanı özellikle iyi kullanma konusunda belki tekrar dostlarımıza da ben hatırlatmalar yapmalıyım. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey'e de. Selamlar, hürmetler gönderdik efendim. Van'a selam verelim. Ubeydullah Yıldız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yanlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. 10 sorumuz var efendim sizinle düşünmek istediğimiz. İlkiyle yola çıkıyoruz, kolaydan zora doğru ve 100 puanlık sorumuz şu. Demir çubuklarla çevrili vahşi hayvanlar için yapılmış kutuya ne deniyor? A. Yuva, B. Barınak, C. Kulübe, D. Kafes. Kafes. Kafes denir, D şıkkı diyor Ubeydullah Bey. Bakıyoruz efendim, ilk doğru cevabınız. Şimdi ikinci sorumuz efendim, yine 100 puandayız. Ve sorumuz da şöyle. İkinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemek içmekten kesilmek tanımı hangisine aittir? A. Oruç, B. Zekat, D. Adak, C. Adak, D. Niyet. Oruç. Oruç olur. A şıkkı doğru cevabı bize getirir dedi Ubeydullah Bey. Ve şimdi bu güzel oruç ayından devam ediyoruz efendim. Üçüncü sorumuz 200 puan. Miraç hadisesinde Cebrail'in peygamberimizden ayrılmak zorunda olduğu sınıra ne deniyor? A. Gizemli sınır, B. Sidretül Münteha, C. Beytül Makdis, D. Sema. B. Sidretül Münteha. Sidretül Münteha olur. Bu kavram bize doğru cevabı getirir dediniz ve bu cevaptan sonra efendim şimdi dördüncü sorumuz ve dördüncü sorumuzda 200 puan. Organ ve dokularda hastalıklar veya kazalar sonucu meydana gelen yapı ve vazife bozukluklarını inceleyen ilim dalı hangisidir? A. Pedagoji, B. Antoloji, C. Nöroloji, D. Patoloji. Patoloji olur. D şıkkı burada doğru cevap diyor Ubeydullah Bey. Bakıyoruz efendim doğru bir cevap. Sizi yeni bir soruya aynı zamanda muhatap edecek. Beşinci sorumuza geçiyoruz artık. Beşinci sorumuz 300 puan. İsra suresinde yılların sayı ve hesabını bilmemiz için hangi iki unsurun yaratıldığından bahsedilmektedir? A. Mevsimler, B. Gece gündüz, C. Güneş, ay, D. Sıcak soğuk. Güneş, ay. Güneş, ay olur. C şıkkı olur dedi Ubeydullah Bey. Bakıyoruz doğru cevap güneş, ayda mı? Gece gündüz aslında bildiğiniz bir kavram. Muhtemelen yarışma heyecanı. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, hürmetler bana. Gaziantep'ten Musa Karakoç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Musa Bey. 10 sorumuz var efendim. Hemen ilk sorumuzu paylaşalım sizinle ve ilk sorumuzda 100 puan. Gülü, el dokuması halıları, Eğirdir ve Gölcük Gölleri ile bilinen ilim hangisidir? A. Isparta, B. Manisa, C. Kütahya, pardon, D. Edirne. Efendim? Isparta. Isparta. A şıkkı doğru cevabı hemen getirir bana dediniz ve şimdi efendim ikinci sorumuz. 100 puandayız yine. İkinci sorumuzda şöyle. Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapması ile diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlara ne deniyor? A. Farz-ı kifaye, B. Farz-ı misal, C. Farz-ı muhal, D. Farz-ı ayn. A. Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye, A şıkkı doğru cevaptır dedi Musa Bey ve dikkatli cevabından sonra tabii ki şimdi üçüncü sorumuzdayız artık. Üçüncü sorumuzda 200 puana geçiyoruz. Yürürlükteki yasalara ve usullere aykırı olarak birilerine haksız yere arka çıkmak anlamına gelen terim hangisidir? A. İhtikar, B. İhtiras, C. İltihak, D. İltimas. B. İltimas. İltimas, D şıkkı doğru cevap olur dedi Musa Bey. Üçüncü sorumuzun doğru cevabıydı efendim. Şimdi dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz da yine 200 puan. İmamı uyarak namaz kılan bir kimse son oturuşta duaları bitirmediği halde imam selam verirse ne yapar? A. Dualarını bitirir. B. Tekrar kılar. C. Selam verir. D. Çoğunluğa bakar. C. Selam verir. Selam verir cemaat adabında. C şıkkı doğru cevap olur dedi Musa Bey. Dikkatli güzel bir cevap. Şimdi efendim. Beşinci sorumuz artık 300 puana geçtik. İslam tarihinde bilinen ilk tefsiri kim yazmıştır? A. Nesefi, B. Suyuti, C. Mukatil bin Süleyman, D. Zemahşeri. B. Suyuti. Suyuti olur dedi Musa Bey. Bakıyoruz efendim şıklarımızda doğru cevap Suyuti de midir? Mukatil bin Süleyman, İslam tarihinde bilinen ilk tefsiri yazan kişiydi. Bu vesileyle birlikte hatırlamış olduk. Çok teşekkür ederim efendim. Selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Sevgili dostlar, yayın akışımızda neler olup bittiğine dair de küçük hatırlatmaları yapalım. Yeni katılan dostlarımıza hem bir bilgi vermiş olalım. Saat 18 kuşağı biliyorsunuz Ramazan müddetince.
Lavreya'nın saati ve özellikle Hayri Akıncı hocamızın, Ali Çetinkaya ve Seyfettin Bulut hocalarımızı misafir ettiği kıymetli bir program olduğunu hatırlatıyorum. Henüz izlememişseniz aklınızda bulunsun, artık son günlerdeyiz. Ve bu arada Yasin Bey, Yasin Kahran, Ankara'dan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar Yasin Bey. 10 sorumuz var efendim sizinle düşünmek istediğimiz. Ve kolaydan zora doğru 100 puanla başlıyoruz. İlk sorumuz da şöyle. Dili tutulmuş ifadesi neyi tanımlar? A. Suskun, B. Ama, C. Ahraz, D. Lal. Ama, D şıkkı. D şıkkı olur, ama olur dediniz. Bakıyorum efendim, ama mıdır cevabımız? Dili tutulmuş. Lal aslında bildiğiniz muhtemelen bir cevap. Yarışma heyecanıydı. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, hürmetler ve dualar gönderiyoruz. Evet, yayın akışımızda 0312 341 20 40 önce telefon numaramızı hatırlatalım. Dostlarımızla telefonla yarışıyoruz ve siz vakit ayırıyorsunuz, gönlünüzde bir yer açıyorsunuz. Bu arada diğer dostlarımıza da, yol arkadaşlarımıza bir ortak yayındayız. Çünkü Dost FM, Dost TV ortak yayınında izleyicilerimize, dinleyicilerimize, takipçilerimize sorularımızı ulaştırmış oluyorsunuz. Bunun için de özellikle teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir bağlantı için hazırlanırken 0312 341 20 40'ı bir kez daha hatırlattıktan sonra bizden sonra yayın akışında 23 itibariyle neler var onlardan bahsedelim. Programımızdan hemen sonra önce sevgili dostlar Yıldızların izinde var. Rümeysa Yağmur, Asr-ı Saadet hanımlarından bahsediyor. Şöyle etraf erbasıyla bilgi almak isterseniz takip edebilirsiniz diye hatırlatmak istiyorum. Yıldızların izinde Ramazan için özel çalışılmış bir güzel program Rümeysa Yağmur hazırlıyor, sunuyor. Ve sonrasında bugün bir garip yolcu günü. Bugün ve yarın saat 23 itibariyle Ramazan gecelerinde Arif Yıldız karşınızda olacak. Ve hem dua etmek hem Ramazan'ın manasına uygun güzellikleri gönlümüzde yeşertmek için Arif Yıldız'ı kaçırmayın diye hatırlatalım efendim. Şanlıurfa'dan dostumuz Ömer Bey, Ömer Ekinci. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Şanlıurfa'ya aynen selam ederiz efendim. 10 sorumuz var sizinle düşünmek evet istediğimiz. 100 puanla başlıyoruz ve ilk sorumuzu hemen yönlendiriyoruz. Dingin, sakin anlamlarına gelen sözcük hangisidir? A. Naif, B. Asude, C. Sabırlı, D. Aheste. C. Sabırlı. Sabırlı olur. C şıkkı burada istediğimiz cevap olur dedi Ömer Bey. Bakıyoruz efendim, sabırlı mıdır, dingin, sakin? Asude B şıkkında doğru cevap diye birlikte takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Şanlıurfa'ya selamlar, dualar gönderiyoruz o güzel beldeye. Derya Yüksek, Yozgat'tan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Derya Hanım. 10 sorumuz var efendim. Sizinle düşünmek isteriz, dostlarımıza da ulaştırmak isteriz. Ve ilk sorumuz, 100 puanla başlıyoruz. Sorumuz da şöyle. Müşriklerle yapılan hangi savaş, okçuların yerlerinden ayrılması sebebiyle kaybedilmiştir? A. Bedir, B. Uhud, C. Hendek, D. Tebük. B. Uhud. B olur. Uhud cevabı size bakıyoruz efendim doğru bir cevap olarak. İkinci soruyu hemen getirir. Evet, okçuların imtihanı idi. İkinci soru 100 puan. Genellikle kar yağışı haberi verilirken kimlerin kara çok sevindiği ifade edilir? A. Öğretmenlerin, B. Annelerin, C. Şoförlerin, D. Çocukların. D. Çocukların. Çocukların genellikle kar yağışı haberinden çok mutlu olduğu ifade edilir. Evet efendim, şimdi üçüncü sorumuz ve 200 puan. Hangileri namazın içindeki farzlardan değildir? A. Kıyam, kade-i ahire. B. İftitah, kıraat. C. Rükû, secde. D. Kıble, vakit. D. Kıble, vakit. D. Kıble, vakit. Burada istediğimiz cevap olur dedi Derya Hanım dikkatle. Ve şimdi dördüncü sorumuz efendim. Dördüncü soru 200 puan. Hangisi Hazreti Peygamber'in cenaze namazını kıldırdığı rivayet edilen hükümdardır? A. Heraklius, B. Mukavkıs, C. Varaka bin Nevfel, D. Necaşi. Dördüncü sorumuz. Süreye lütfen dikkat. C. Varaka bin Nevfel. Varaka bin Nevfel olur burada cevap dedi Derya Hanım. Aslında Necaşi muhtemelen Habeşistan hükümdarı. Bildiğiniz bir cevaptı. Çok teşekkür ederim efendim. Selamlar, hürmetler gönderiyoruz Yozgat'a.
Mehmet Arslan Bey, Ankara'dan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar size de efendim. 10 sorumuz var sizinle düşünmek istediğimiz. İlk sorumuz efendim, 100 puanla başlıyoruz ve soru şu. Hangisi namazı bozar? A. Esnemek, B. Gülmek, C. Hapşırmak, D. Gülümsemek. Namazı bozar diye sorduk. B. Gülmek. B. Gülmek burada doğru cevaptır dedi Ahmet Bey. Ve şimdi efendim ikinci sorumuz. Doğru cevaptan sonra. Aşağıdakilerden hangisi münafığın 3 alametinden biridir? A. Yalan, B. Dirayet, C. Sabır, D. Metanet. Süreye dikkat lütfen. A. Yalan. A. Yalan burada doğru cevap olur dedi Ahmet Bey, dikkatle cevapladı ve şimdi üçüncü sorumuz efendim. 200 puandayız. Allah'ı bilme, tanıma, onu bütün sıfatlarıyla öğrenme hakkında bilgi sahibi olmaya ne deniyor? A. Marifetullah, B. Alimallah, C. Veliyullah, D. Muhabbetullah. Hangi kavram istiyor? A. Marifetullah. Marifetullah, A şıkkı doğru cevabı getirir bize dedi Ahmet Bey, dikkatli. Ve şimdi dördüncü sorumuz efendim. Yeni sorumuz 200 puan. Buhari ve Müslim'in hadis kitapları için kullanılan hadis terimini soruyoruz. Hangisidir? A. Sahihayn, B. El-Camiyus Sahih, C. Müttefikun Aleyh, D. Tarafeyn. Hadis literatüründen bir soru. Lütfen süreye dikkat edin. D. Tarafeyn. D. Tarafeyn olur cevap dedi Ahmet Bey. Bakıyoruz efendim. Sahihayn, iki sahih kaynak. Doğru bir cevap olacaktı. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, dualar gönderiyoruz. 0312 341 2040 sevgili dostlar telefon numaramız. Ankara'dan bir başka dostumuz Coşkun Akça. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hayırlı akşamlar. 10 sorumuz hayırlı var. Hayırlı akşamlar. Sizinle düşünmek istediğimiz ve 100 puanla başlıyoruz efendim. İlk sorumuz şöyle. Hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan 3 ayetli suredir? A. Felak, B. Kevser, C. Nas, D. Fil. Bursa, Kevser. Bursa, Kevser burada doğru cevap olur dedi Coşkun Bey. Bakıyoruz efendim dikkatli cevabımızdan sonra. Şimdi ikinci sorumuz. Yine 100 puandayız ve soru da şöyle. Dalgın, şaşkın davranışlar gösteren bir kimseye aklının ne kadar havada olduğu söylenir. A. Bir karış. B. Bir lokma. C. Bir gıdım. D. Bir yudum. Bir karış. A. Bir karış. A. Doğru cevabı getirir bize dedi Coşkun Bey. Dikkatli bir cevap. Evet efendim. Şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz da artık 200 puan. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarındandır? A. İlim. B. Beka. C. Hayat. D. İrade. Zati sıfatlarından. Beka. Beka olur. B şıkkı. Bursa. Doğru cevap olur dedi Coşkun Bey. Ve doğru cevabımız bizi yeni bir soruya götürüyor efendim. Dördüncü sorumuz. Hadis-i şerifte Müslüman tarifi yapılırken insanların hangi uzuvlarından emin olduğu kimse olarak tarif edilmiştir? A. Elinden, dilinden. B. Gözünden, ayağından. C. Başından, kalbinden. D. Kalbinden, gözünden. Elinden, dilinden. A. A şıkkı elinden, dilinden hadisin ifade ettiği kavramlardır dediniz ve doğru bir cevap efendim. Şimdi beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz 300 puan. Kasten bozulan nafile orucu kaza etmenin hükmü nedir? A. Sünnet, B. Müstahap, C. Farz, D. Vacip. D. Vacip. D. Vacip olur dedi Coşkun Bey. Kasten bozulan nafile orucu kaza etmenin hükmü. Evet efendim, şimdi yeni bir soru. Ve altıncı sorumuz 300 puan. Hacılar Müzdelife'de hangisini yaparlar? A. Tavaf, B. İhrama girme, C. Vakfe, taş toplama, D. Şeytan taşlama. Müzdelife. Müzdelife'de. Süreye lütfen dikkat. C. Vakfe, vakfe, taş toplama. Ve taş toplama burada doğru cevap olur dedi Coşkun Bey. Dikkatli, güzel bir cevaptı efendim. Şimdi yedinci sorudayız artık. Ve yedinci sorumuz 400 puan. Başımız dara düşünce Peygamber Efendimizle korunurduk sözü hangi sahabiye aittir? A. Hazreti Enes, B. Ebu Hureyre, C. Hazreti Ali, D. Hazreti Abbas. C. Hazreti Ali.
C. Hazreti Ali burada doğru cevaptır dedi Coşkun Bey. Başımız dara düşünce Hazreti Enes'in ifadesi olarak ekranda takip ettik. Efendim çok teşekkür ederim yol arkadaşlığınız için. Muhtevası da çok latif bir soru idi ve Uğur Ceyhan Ankara'dan dostumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. 10 sorumuz var, sizin ne düşünmek isteriz? İlk sorumuz 100 puanla başlıyoruz ve soru şöyle. Merdivende ilk sorumuz, Peygamberimiz Medine'de kimin evinde geçici olarak kalmıştır? A. Ebu Eyyub el Ensari ve Muaz bin Cebel. C. Esad bin Zürare. D. Abdullah bin Zeyd. A. Ebu Eyyub el Ensari. Ebu Eyyub el Ensari dedi Uğur Bey. Doğru cevabımız, ilk doğru cevap olarak hemen kaydettik. Şimdi ikinci sorumuz efendim. İkinci sorumuz yine 100 puandayız. Gereksiz harcama, savurganlık, tutumsuzluk anlamlarındaki terim hangisidir? A. İsraf. B. Tasarruf. C. Tüketim. D. Masraf. A. İsraf. İsraf bunların hepsini karşılar diyor Uğur Bey. Doğru bir cevap efendim. Şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz artık 200 puandayız. Peygamber Efendimizin abdest almayı ve namaz kılmayı öğrettiği ilk sahabi kimdir? A. Hazreti Ayşe. B. Hazreti Ali. C. Hazreti Ebu Bekir. D. Hazreti Hatice. B. Hazreti Ali. Hazreti Ali olur burada. B şıkkıdır diyor Uğur Bey. Bakıyoruz efendim cevap. Hazreti Hatice doğru bir cevap olacaktı. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Son yarışmacımız olarak Aydın'a bir selam göndereceğiz. Fikriye Hanım, Fikriye Keçili. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Fikriye Hanım. 10 sorumuz var sizinle düşünmek istediğimiz ve ilk sorumuz 100 puan. Malumunuz, başlayalım. Zayiat kelimesi ne manaya gelmektedir? A. Kayıp. B. Karşıt. C. Karşılık. D. Kabiliyetsizlik. C. Karşılık. Efendim? C karşılık. Karşılık olur dedi Fikriye Hanım. C zayiat için. Kayıp aslında muhtemelen bildiğiniz bir cevap. Doğru bir cevap olacaktı. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Aydın'ı bize yakın ettiniz. Evet efendim şimdi listemizi görelim. Dostlarımıza teşekkür ederken en yüksek puan alan dostlara da bir selam gönderelim yeniden. Merve Hanım, Merve Karakoç bugün 2000 puanla bitirdi. Abdurrahim Bey, Abdurrahim Gül 1200 puanla. Coşkun Akça 1200 puanla. Ali Taşdemir 900 puanla ve Mehmet Ataç 600 puanla yarıştılar. Teşekkür ediyoruz efendim sizlerin şahsında arayan bütün dostlarımıza. Soruları dünyalarına alan, aramak belki mümkün olmayan, arayamayan ya da vakit bulamayan ama soruları dünyasına alan ve bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan izleyicilerimize, dinleyicilerimize, takipçilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür, dua gönderiyoruz. Ve bugünün hafta içinde son günümüzdü. Hafta sonunda bu saatlerde sevgili dostlar 22 itibariyle çocuklarımız olacak inşallah. Telefonla yarışacaklar onlar genç arkadaşlarımız olarak ve Elif Nazım Hocam. Açıl Susam Açıl'da inşallah siz sevgili dostlarımızla yol arkadaşlığı yapacak aklınızda bulunsun diye hatırlatalım. Hem de çocuklarımızın dünyasında Ramazan günleri nasıl gidiyor, nasıl yarışıyorlar birlikte takip edelim inşallah efendim. Bugünlük burada noktalıyoruz. Biraz sonra tekrar hatırlatıyorum. Önce Rümeysa Yağmur Yıldızların izinde Asr-ı Saadet'in Güzide Hanımefendilerinden bahsedecek ve arkasından da arkasından Arif Yıldız Hocam inşallah bir garip yolcu da karşınızda olacak. Gece programımızda Seherler ve Sahurlar'da Oktay Coşkun bugün kimi ağırlayacak? Mehmet Akkuş Hocamızı ağırlayacak. Hatırlatıyoruz efendim. Ve noktamızı koyarken programdaki bütün iyiliklerin, güzelliklerin Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla ve siz sevgili dostlarımızın duasıyla olduğunu yeniden hatırlıyoruz inşallah. Hatalar bizdendir. Onları düzeltebilmemiz ve fark edebilmemiz için dualarınıza muhtacız her zaman. Ve hayırla kalın diyoruz efendim. Güzel bir inşallah Ramazan gecesi olsun. Gecemizde, sahurumuzda, inşallah orucumuzda mübarek olsun. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum yine. Allah'a emanet olunuz.